Görkemli Hatıralar'da ikinci bölümle karşınızdayız. Evinizde kahvaltıdasınız, çayınızı içiyorsunuz. Benim için de bir çay koymuşsunuz, gelen mesajlardan anlıyorum. Sağ olun, var olun. Sizlerle bugün uçsuz bucaksız türkü diyarına, şiir diyarına, sanat diyarına gideceğiz. Atatürk diyor ya, sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından birisi kopmuş demektir. Sanatçı el öpmez. Sanatçının eli öpülür. Biz Kırşehir'e Neşet Ertaş'ın, Çekiç Ali'nin, Muharrem Ertaş'ın elini öpmeye geldik. Onların duygularını anlamaya, onların açtığı insanlık dolu koridoru hissetmeye, yaşamaya geldik. Türküyle cahildim, dünyanın rengine kandım diyor Neşet Ertaş. Devam ediyoruz. Hüseyin Turan bizlerle birlikte. Neşet Ertaş'ın akrabaları, abdallar burada. Olağanüstü bir gelenektir abdal geleneği. Ve onlar o duyguyu Muharrem Ertaş'tan buram buram kokularla evinize onların dizelerini, sözlerini taşıyorlar. Biz doğduğumuzdan beri yoksulduk. Varlığı görmedik ki yoksulluktan şikayet edelim diyen Neşet Ertaş, sana selam olsun. Uyku girmez gözüne, gönlü viran olanın. Neşet Ertaş, saygıyla eğiliyorum karşında. Çok güzel mesajlarla programa renk katıyorsunuz. Gelen mesajlardan bazısı Adıyaman'dan Selma Hanım. Pandemi döneminde bize ilaç gibi geliyorsunuz. Sağ olun, var olun. Biz teşekkür ediyoruz. Neşet Ertaş'ı, Muharrem Ertaş'ı, Çekiç Ali'yi anmak dünyanın en güzel duygularından birisidir diyor. Samsun'dan Cevriye Hanım'ın gönderdiği mesaj. Teşekkür ediyoruz. Şimdi size çok güzel bir şey anlatacağım. Doktor Mehmet Ali'ye gideceğiz. Hazırlanın arkadaşlar. Doktor Mehmet Ali kim biliyor musunuz? Doktor Mehmet Ali bu coğrafyadan çıkan, Kırşehir'den çıkan, çarığıyla Ankara'ya gidip okuyan ve doktor olan bir delikanlıydı o zamanlar. Bir gün doktorken bir gazinoda, Ankara'daki bir gazinoda Neşet Ertaş'ı izliyor. Neşet Ertaş'ın bir ara ellerinde titreme oluyor ve doktor olarak gelip ilk müdahaleyi orada yapıyor. Ertesi günde tanıdığı profesör doktor büyüklerine Neşet Ertaş'ı götürüyor ve Neşet Ertaş'ın tedavisini sağlıyor. 6-7 ay sonra Neşet Ertaş'ın hiçbir sıkıntısı kalmıyor. Bozkır'ın tezenesi sazına vurmaya devam ediyor. Gönlümüze koşmaya devam ediyor. Ve onun üzerine Neşet Ertaş diyor ki, senin gibi tabiplerin yaşaması gerek oğlum diyor. Doktor Mehmet Ali Altun'a diyor. Esas diyor, senin yaşaman gerek diyor usta diyor. Senin diyor bu sözlerinle, bu duygulu dizelerinle bu bütün dünyanın, bütün ülkenin tanışması gerekiyor diyor. Onun için Allah senden razı olsun diyor. Ve Doktor Mehmet Ali Altun daha sonra milletvekili oluyor. Fakat 39 yaşında yaşama veda ediyor. Tam ne zaman? Bugün. 6 Aralık ölüm yıl dönümü. 6 Aralık 1996'da Kırşehir'in bir yiğidi yaşama veda ediyor. Sazını alıyor o zaman Neşet Ertaş. Dosta düşmana vefa nedir gösteriyor. Doktora bir ağıt yakıyor. Köyünden gelen, tıp okuyup doktor olan, hastanın halından bilen Doktor Mehmet Ali.
hayatın. İnsanlık kaynıyor kanı, hizmet vermektir her anın. Kardeş bilen tüm insanı, Doktor Mehmet Ali Asım, Sayın Mehmet Ali Asım. İnsanlıktır onun yolu, yüreği insanlık dolu, Kırşehir'in altın oğlu, Doktor Mehmet Ali Asım. Sayın Mehmet Ali Asım. İnsanları sevmiş, bencilliği çoktan kovmuş, sanki hizmet için doğmuş, Doktor Mehmet Ali Asım. Oturup yerinde durmayan, hiçbir insanı kırmayan, kimseden çıkar görmeyen, Doktor Mehmet Ali Asım, Sayın Mehmet Ali Asım. Köyü yağmurlu bası, nur olsun doğuran anası, yoksul fakirler babası, Doktor Mehmet Ali Altınay'ın. Sayın Mehmet Ali Altınay'ın. Can acıları dadan, acı yemeyerek yudan, yututur bize Tanrı'dan, Doktor Mehmet Ali Altın. Garibim eğiliği çoktur, artıl yemez yüzü atır, bakana yakışan doktor, Doktor Mehmet Ali Altın, Sayın Mehmet Ali Altın. Garibim eğiliği çoktur, bartır yemez yüzüm aktır, bakana yakışan doktor, Doktor Mehmet Ali Altın. Sayın Mehmet Ali Altın. Evet, Doktor Mehmet Ali Altun'un gıyabında onu saygıyla anıyoruz ve bu türkü sadece Doktor Mehmet Ali Altun'a değil, şu anda yüreğiyle, canı pahasına, koronayla mücadele eden tıp çalışanlarına, sağlık emekçilerine, doktorlara, hemşirelere, güvenlik görevlilerine kayıt tutan ve bugün bir haber vardı. İnsan üzülüyor. Hani diyor ya, son sözünü yazıyorlar koronadan hayatını kaybedenlerin. Son sözünü o hemşireler yazıyor. Bir veda mektubu bırakıyor oğluna, kızına, torununa, kocasına, eşine, anasına, babasına. Hayat ne yazık ki böylesine garip bir iklimle karşımızda. Sevinci, üzüntüsü, kederi hepsi var. Başkan, Malatya'dan selam var. Veli Ağbaba, CHP Genel Başkan Yardımcısı. O da koronayla şu anda mücadele ediyor. Bir mesajı var. Korona günlerinde hiçbir ilacın ve vitaminin yapmadığını Neşet Ertaş, Muharrem Ertaş, Çekiç Ali ve Halk TV yapıyor. Selamlar gönderiyor. Biz de Veli Ağbaba'ya geçmiş olsun diyoruz. Malatya'dan buraya gönderdiği sevgi dolu, Kırşehir'e gönderdiği sevgi dolu mesajıyla ilgili. Evet, dediğim gibi bugün yaratıcı kentler alanında UNESCO'nun müzik şehri kabul ettiği Kırşehir'den bir selam olsun. Yaratıcı kentler dalında UNESCO'nun müzik şehri Kırşehir'den hepinize selamlar, sevgiler.
yürek dolusu, dostluk dolu mesajlar geliyor. Hepsini okumaya çalışacağım. Hani diyor ya, Neşet Ertaş bir gönül adamıdır, bir aşk adamıdır. Aşk biterse yorulur insan. Ben ne zaman ölürsem Neşet yoruldu desinler. Neşet Ertaş'ın aşk dolu dizelerinden istersen bir hazırlık yap, ona gidelim. Ben de gelen o yine binleri aşan mesajlardan birkaç tanesini okuyayım o arada ve programımıza devam edelim. Umarım ekran başında keyifle izliyorsunuzdur. Hasibe Yılmaz, bu hafta sanat güneşimizi ve ozanlarımızın anısına çok değerli işler yapılıyor. Halk TV'ye ve çalışanlarına, bütün emekçilere selamlar, saygılar. Hülya Hanım'ın, Hülya Arpınar'ın gönderdiği, yüreğinize, vefanıza sağlık olsun. Çok teşekkürler. Hüseyin Turan'ı 22 yıl önceden Bornova'dan tanıyorum. Selamlar olsun diyor ona da. Ve Nunu Yaşar'ın gönderdiği mesaj: İyi yayınlar, iyi ki varsınız, iyi ki Muharrem Ertaş'ımız, Neşet Ertaş'ımız var. Ver sevdiğim ümmeteyle.
Ağzına sağlık Hüseyin Turan. Halil Ergün mesaj göndermiş. Oo. Selamları var. Kırşehir'e Halil Ergün'ün selamları selamlar, var. Sevgiler. Teşekkürler. Kardeşimiz, Cumhuriyet'in zenginliğini tazeliyorsun. Sevgiler ve izlerken çok ağlıyorum diyor Halil Ergün. Halil abiye çok selam olsun. Seyit Torun, korona günlerinin CHP Genel Başkan Yardımcısı, korona günlerinin moral kaynağı oldunuz. Bizleri büyük ustalarla buluşturduğunuz, ayrıca en başarılı belediye başkanlarımızdan olan Selahattin Ekicioğlu'nun misafiri olmanız ayrıca mutlu etti. İyi ki varsınız diyor. Yerel yönetimlerden sorumlu genel başkanın da selamları var Selahattin Başkan'a. Selahattin Başkan'ı merak ediyorsunuz. Bu güzel insanı tanımanızı istiyorum. Biraz sonra bizlerle birlikte olacak. Güzel ve devrimci bir insan. Yine Atilla Sertel'in mesajı var. Atilla Sertel de bu programın sıkı izleyicilerinden, bir fotoğraf göndermiş. Neşet Ertaş'ın mezarını ziyaret ederken, rahmetli babamın dedesinin kalkıp göç eylediği Kırşehir demişsin. Kırşehir, Afyon, Dinar, Akçin ve benim doğduğum Eskişehir, Karacaşehir köyüne göç. Kırşehir'e yürekten selamlar diyor İzmir Milletvekili Atilla Sertel'in mesajı. Ve gelen birçok mesaj var, onları okuyacağız ama. Şimdi dün birisi diyor ki, ben diyor deniz gezmişlerin diyor kulaklarını çekmiştim diyor. Gelsin arkadaşlar şuraya, burayı biraz karartalım. Deniz gezmişlerin de fotoğrafı gelsin. Üç yiğidin fotoğrafı gelsin. Yiğitlerin kentinde, Kırşehir'de üç yiğidimizi bir görelim. Madem öyle oldu, biz de onu hatırlayalım değil mi? Neşet Ertaş'ın kentinde. O gelirken Gülşah Şaşkın Hanım'ın gönderdiği mesaj. Günaydın Neşet Ertaş'a, Muharrem Ertaş'a saygıyla, Hüseyin Turan ve bütün yerel sanatçılarımıza selamlar, saygılar diyor. Evet, onlar bizim canımız, yüreğimiz. Tekrar hepinize bir merhaba diyorum. Hoş geldiniz diyorum. İzleyiciler de sizi büyük bir keyifle izliyorlar. Yücel Duygulu, çok beğenerek izliyoruz. Sağ olun, var olun. Keşan'dan Kırşehir'e selamlar olsun. Ve Meksika'dan Kırşehir'e selam gönderen Ali Aslan kardeşimize de biz teşekkür ediyoruz. Biz de Meksika'ya o Zapata'nın, Flavio Emiliano Zapata ve Pancho Villa'nın, birisi güneyden birisi kuzeyden gelerek o köylü devrimini gerçekleştirmişlerdi. İşte şimdi bizim devrimciler geliyor. Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan. Evet, şimdi görüyor muyuz arkadaşlar? Üçünü görüyor muyuz? Şu anda yayında değil mi? Yönetmen arkadaşım da beni uyarırsa. Evet, üçü yayında ve Hüseyin Turan onlara bir ağıtla seslenecek. Neşet Ertaş'ın, Muharrem Ertaş'ın diyarından devrimcilere gelsin. Zalimin elinde mazlumun ipi, bugün 72
sisti. Gönlümün yok paydamı hemen bastı. Hey sistir. Gönlümün yok bayramı her an yastır. Hey do ağzına sağlık Hüseyin Turan. Üç fidana bir saygı duruşu yaptık. Konya'dan, Kahramanmaraş'tan, Şanlıurfa'dan, Edirne'den, Sivas'tan, Ankara'dan, İzmir'den, Aydın'dan, Muğla'dan. Yetişemiyorum artık gönderdiğiniz mesajlara. Özgül Maraş, Konya'dan herkese selam olsun. Üç yiğide Muharrem Ertaş'a, Neşet Ertaş'a, Çekiç Ali'ye diye göndermiş. Gökhan Acargil, buram buram Anadolu kokan melodiler, Muharrem Ertaş, Neşet Ertaş, ustaların aziz ruhlarına saygıyla diyor. Biz de onların ruhlarına saygıyla diyoruz. Siz mesajlarınızı yazmaya devam edin. Çok mesaj demek Muharrem Ertaş'a, Neşet Ertaş'a saygı demektir. Onların ruhuna selam göndermek demektir. Şimdi birinci bölümde çok istek var. Okuduğumuz o anne türküsü vardı. Ha, annem. Evet, evet. Onu bir daha istiyorlar. Abdallarımızla başlayalım. Hem Hüseyin Turan hem ikiniz aynı anda. Olur bir daha söyleyelim. Bir daha söyleyelim o zaman diyorum ben. Arkasından da perişan hallarıma bağlayalım bu sefer, olur mu? Tamam. Hatta ustam sen de gir bir yerde, değil mi? Hüseyin. Hatta bence ilk kıtasını ustamdan tamam, alalım. Usta okusun sonra sen. Evet. Görkemli hatıralar bütün görkemiyle Muharrem Ertaş'a, Neşet Ertaş'a yakışır bir şekilde devam ediyor. Buyurun. Thank you.
garip gönüllüyüm, kara kaderliyim, kaderine küsüp küsüp ağlamam. Kaderin elinden gönül kederliyim, kaşlarımı asıp asıp ağlamam. Felek bu kalimi bilmedi değil, dünyada muradım olmadı değil. Daha da bu çilem dolmadı değil, deli deli esivi besi bağlama. Ağlama anam, ağlama yüreğimi dağlama. Ben neler çektim felekten, fela gönlüm bağlama. Neler çektim o felekte, fela gönül bağlama. Dertli ana yandı bağrım. Ağlama ana, ağlama yüreğimi dağlama. Aman ben neler çektim felekten, fela gönül bağlama. Neler çektim o felekte, fela gönül bağlama. Dertli ana yandı bağrım.
Canım bağlı yar zülfünün telinde, Mecnun gibi gezdim aşkın çölünde. Bir garibim kaldım gurbet elinde, şu garip halimi görmeden gitme, gitme, gitme. Gitme, gitme, gitme. Garibim kaldım gurbet elinde. Şu garip halimi görmeden gitme, 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 gitme. Gitme, gitme, gitme. Hüseyin, ağzınıza yüreğinize sağlık abdallarımız. Kırşehir'deyiz. Bu güzel kentteyiz. Antalya'nın bir dağ köyünden programınızı gözyaşı ve zevkle izliyorum diyor Ülkü Garan'ın gönderdiği mesaj. Yine Bilen Ertem göndermiş. İstanbul'dan selam olsun güzel Kırşehir'e. O ulu ozanlarımızı andığınız için size çok teşekkür ediyoruz. Günay Çapan Almanya'dan, sevgili Serhan Asker bizim kültür elçimiz olarak Neşet Ertaş'a ve Muharrem Ertaş'a minnettarız diyor. Günay Çapan'a da Almanya'dan gönderdiği mesaj için teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin değil sadece dünyanın dört bir yanında gelen mesajlarınız var. Yine bir hanımefendinin yazdığı mesaj. Serhan Bey oğlum, sizi niye yüz binler takip etmez? Benim torunum diyor çok gereksiz insanları takip ediyor. Sizin gibileri takip etmesini söyledim. Şimdi şöyle, bunun bu mesaja benzer çok mesaj geliyor. Siz izliyorsunuz zaten, şu programı görüyorsunuz. Bence çocuklarınızla, torunlarınızla, gelininizle birlikte izleyin. Eş, dost, hepinize zaten
WhatsApp mesaj grubunda çok iyi biliyorum. Bana çünkü çok mesaj geliyor. Birbirinizi uyarıyorsunuz. Görkemli hatıralar başlıyor. Bu ülkede reytingleri geliyor zaten sevgili seyirciler bu programların. Yayınlandığı saat diliminde en çok izlenen bir program. Öncelikle bu sizin gücünüz. Size gönülden teşekkür ediyorum. Her hafta bu saatlerde Halk TV'yi tercih ediyorsunuz. Zaten günün tamamında aslında Halk TV'yi tercih ediyorsunuz. Bu bağımsız denetleme kuruluşlarının yaptığı sonuçları ben size söylüyorum. Onun için size tekrar teşekkür ediyorum. Kültürün, sanatın, edebiyatın, felsefenin, tarihin, sinemanın, tiyatronun anlatıldığı programın izlendiğini ortaya koyuyorsunuz. Gelişmemiz için, ayağa kalkmamız için, sorgulamamız için bu çok önemli. Eğitim, eğitim, eğitim. Polonyalı bir Milli Eğitim Bakanı demişti ki, Avrupa Birliği'ne girdiğimizde paranın tam aldığımız hibenin 60 milyar euroluk hibenin tamamını öğretmenlere harcadık. Bunu söyleyen bir Milli Eğitim Bakanı var. Bir de bizim bir Milli Eğitim Bakanımız var. Milli Eğitim Bakanlığı'nın üzerindeki en büyük yük öğretmen maaşları. Sanki çok öğretmen maaşları çok yüksekmiş de öğretmenlerimiz ayın birinden itibaren ay sonunun ödemelerini düşünmeye başlıyor. Onun için bu program çok değerli, çok önemli. Hep birlikte olalım, kitaplarla birlikte oluyoruz, edebiyatla, sanatla ve insan tarafımızı ortaya çıkaran ve bizim umudumuz olan türkülerle birlikteyiz. Hüseyin, biraz da sen konuş ya, bir şeyler söyle. Sen hep bana bugün söyleme. Hiçbir şey sormadın, bir şey söylemedin bana, ben de öyle sustum oturuyorum kendime. Kendime oturuyorum ama. Sen konuş, sen konuş. Ben abdallarımızın yanındayım, sen Eyvallah. Konuş. Sen de bir şeyler söylersin. Eyvallah, ya şimdi gerçekten... Tabii ki bu söylediklerin hepsine katılıyorum. Ayrıca böyle bir parantez açıp da yani kimseyi ekranları başında sinirlendirmeyeyim iyice ben. Herkes her şeyi biliyor. Hepimiz görüyoruz. Gözümüzün önünde oluyor her şey. Onaylamıyoruz. Yani razı değiliz. Ama umuyoruz. Bir şeyleri bekliyoruz her zaman. Umudumuz var ama değil mi? Tabii ki var. Umut olmadan olmaz hiçbir zaman. Ve bugün de bu büyük usta, ya bu toprakların büyük ustalarını anmak hakikaten o yani bir onur oldu benim için. Özellikle Muharrem Baba çok önemli bir kültür insanıydı bir kere bu topraklar için ve hatta ülkemizin de ötesinde yani bir dünya mirasıydı aslında. Bütün o Orta Asya'dan buraya müthiş böyle taşınan bir kültür var. O kültürü bütün böyle gırtlağında alıp buraya getirmiş. Yani hep her yerde söylüyorum. Oradan her şeyi duyabiliyorsunuz. Yani doğayı duyabiliyorsunuz. Bozkır'ı duyabiliyorsunuz. İnsan sevgisini duyabiliyorsunuz. Acıları duyabiliyorsunuz. At kişnemesini bile duyuyorsunuz. Böyle bir sesti. Çok özel bir sesti ve onun o damarı oğlu yürüttü ve elbette burada hangi tarafa baksan burada herkes alıyor sazı eline böyle bozlak söylüyor. Evet. Bizim de onların yanında böyle yani akortlarımız da kaçıyor bilmem ne yani elimizde çok gitmiyor. Hani böyle hep birlikte söyleyince de çok güzel oldu. Daha gerçekten. Güzel oluyor. Umarım ki beğenmişsinizdir. Ya bir hatamız varsa da çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler Hüseyin. Senin hatan olur mu? Sen bizim göz bebeğimizsin. Sizler bizim gözümüzün nurusunuz. Sizler Neşet Ertaş'ın, Muharrem Ertaş'ın emanetlerisiniz bize. Bu kent bize bir emanet bir kenttir. Ve türküyle devam edelim. Bu Muharrem Ertaş 1903 yılında doğdu sanırım. Tabii o milli mücadele dönemini bilir. Bu ülkenin nasıl emperyalizme meydan okuduğunu, bu ülkenin bir istiklal marşının nasıl yazıldığını çok iyi bilir. Mehmet Akif Ersoy'un o dizelerinde, o inanılmaz, o duygulu satırlarında bu çok saklıdır. O dönemi, emperyalizme meydan okuyan dönemi yaşayan Muharrem Ertaş daha sonra Cumhuriyet döneminde, modern Türkiye döneminde bu ülkeye hep sevgiyi aşıladı. Hüseyin, ne söyleyelim şimdi? Ah yalan dünyada diyelim. Hadi ah yalan dünyada diyelim. Thank you.
yalan dünya. Ah yalan dünyada, yalan dünyada. Yalandan yüzüme gülen dünyada. Ah yalan dünyada, yalan dünyada. Yalandan yüzüme gülen dünyada. Boşuna yandım, rengi gözümde solan dünyada. Ah yalan dünyada, yalan dünyada. Yalandan yüzüme gülen dünya. Ah yalan dünyada, yalan. Yalandan yüzüme gülen dünya. Teşekkür ederim. Ben böyle kendimi insanları birbirinden ayıran mezhepçilere karşıyım diyen bir adam. Neşet Ertaş'ı anıyoruz. Uyku girmez gözüne, gönlü viran olanın, Neşet Ertaş'ın memleketinden, Kırşehir'den hepinize selamlar, saygılar tekrar. Görkemli hatıralarla baş başasınız biliyorum ve bu bölümü de bir türküyle ve abdallarımızın bir türküsüyle bitirelim. Hazırlanın, böyle güzel, içli bir türküsü olsun, bir bozdağı olsun Neşet Ertaş'ın. Siz hazırlığınızı yapın, sizle bitireceğiz. Biraz sonra 3. bölümde Kırşehir'in o halkla iç içe geçmiş tam bir halk adamı işte. Halk öyle insanları bağrına basıyor. Mehmet Akif Ersoy'ları, Yaşar Kemal'leri, Nazım Hikmet'leri işte böyle bağrına bastığı gibi. Biraz sonra gelecek Selahattin Başkan. 3. bölümde bizlerle birlikte olacak ama öncesinde o mezar ziyareti yaptı. Ustaları ziyaret etti. Ben bu bölümü noktalıyorum. Çok teşekkür ediyorum gelen yoğun mesajlarınızla. Harikasınız gerçekten de. Sadiye Hanım'ın gönderdi. Günaydınlar. Evimize neşe, hüzün, duygu ve mutluluk getirdiniz. Değerli sanatçılarla değerli sanatçıları anıyoruz. Sayenizde Bursa'dan hepinize selamlar. Yine Van'dan selam gönderiyor Hasan kardeşimizin mesajı. Van'dan Kırşehir'e diye yazmış bir de. Selam olsun diyor. Biz de Van'a o güzel yürekli insanlara selam gönderiyoruz. Güzel yürekli insanların kenti Kırşehir'den. Evet, bir kısa bir türküyle. Öyle mi? Reklama pas atmamız gerekiyormuş. Beni uyarıyorlar. O zaman siz hazırlanın. Kısa bir bölümle gidelim bir saniye. Sizden bir kısa bir ya da bitirelim mi? Tamam, bitirelim öyle. O zaman erken gireceğiz. Sakın görkemli hatıralardan ayrılmayın. Muharrem Ertaş'ın kentinden biter Kırşehir'in gülleri biter. Şakıyıp dalında bülbüller öter. Az sonra birlikteyiz.